Bugün Gökçe sahil, deniz ya da çam ağaçlı böyle bir yerde değiliz. Evet. Bir AVM'deyiz. İzmir Forum Bornova'dayız. Forum Bornova Ege Üniversitesi'nin hemen arkasında bulunuyor. Orada okuyanlar da genelde buraya sürekli geliyorlar diye düşünüyorum. Çünkü eskiden ben de geliyordum. Evet. İzmir'in en güzel AVM'si de Forum Bornova. Evet, gerçekten onda. Bakın ben... Üstü kapalı değil. Evet, üstü açık. Etrafı da ben size göstereyim. Şurası Starbucks. Şurada şöyle bir kule gibi bir şey var. Çok güzel, yılbaşı süsleri. Aa bakın şurada... Şey, çoraplar. Çoraplar var. Videomuzun içinde ayrıca şöyle bir şey de olacak, onu da söyleyeyim. Gezdiğimiz yerlerden Gökçe Doğaltaş'a çok ilgili. Gezdiğimiz yerlerden Gökçe bir sürü Doğaltaş aldı. Aynı zamanda tabii internetten de aldım. Evet, internet onları... aslında daha ağır. İnternet tabi daha fazla, fiyatlar daha uygun oluyor. Gökçe size bu videonun ilerleyen zamanında doğal taşlarını anlatacak değil mi Gökçe? Aynen, yani bildiğim kadarıyla. Evet, ben hiçbir şey bilmiyorum. Evet, şimdi kurabiyecilerin oraya geldik. Gökçe bütçemizi çok fazla zorlamadan hem de videoda böyle tadalım, size de gösterelim, bir şeyler bakalım. 4-5 tane alsak yeter herhalde. Bence de, evde de bir tane vardı. Bak mesela bu elmalı var, elmalı alsak mı? Olur, alalım. Burada çikolatası var. Elmalı mı istersin? Hangisini daha çok seversin? Elmalı severim. O zaman bundan alalım. Tamam. Aa bak şeyli, bu yaban mersini mi oluyor? Evet. Sence alalım mı? Bak yaban mersini Hindistan cevizli. Olur, alalım. Bundan mı alalım? Hı hı. Daha şöyle yılbaşı konseptli bir şeyler yok mu? Bak, bunların galiba içi bitince içerisinden şey yakabiliyorsun. Işık yayıyor etrafa, pencereleri var. Aa. Aynen, böyle bir şey alabiliriz. Nasıl yayıyor? Ben anlamadım pencereleri. Ya içine bir şey koyuyorsun. Neden? Anladım, mum gibi bir şey mi? Tamam, mavisinden alalım. Bak burada şey var Gökçe. Yapar mıyız? Bunu görmüştüm ben internette. Bunu böyle arkadaşlar kendiniz alıyorsunuz, yapıyorsunuz. Üzerine pudra şekeri falan döküyorsunuz. Ne diyorsun? Ben de gördüm. Yani uğraşacaksak alalım, uğraşmayacaksak. Alalım. Ben sen doğal taşları anlatırken ben de bunu yaparım. Tamam. Yanına da ben öğrendim Gökçe şu şunlardan. Evet, o da yapıştırmak için. Bu da yapıştırmak için. Evet. Biz o zaman bunu mu yapmaya çalışacağız yarın? Galiba. Ben onu hayatta yapamam. Biz şimdi IKEA'dan çıktık dışarıya. Gökçe ile beraber bir sürü şey aldık. Kurabiyeler vesaire bir şeyler. Şimdi onları göstermeyelim. Direkt yarın evde gösteririz. Evet. O zaman şimdi videoyu burada kapatalım. Evde görüşürüz. Eve geçiyoruz. Evet, tekrardan merhaba. Şimdi biz Gökçe ile dün Gökçe Forum Bornova'daydık en son. Şimdi hızlı bir şekilde eve geldik hemen. Yani hızlı derken aradan bir gün geçti tabii. Siz hızlı görüyorsunuz. En son IKEA'dan kurabiyelerimizi aldık. Zaten kurabiyelerimiz de hemen yılbaşı ağacının altında. Ama hani yılbaşına özel olsun diye biz dışarıdan da yemek söyledik. Şimdi onu da deneyeceğiz. Bu arada söylediğimiz yer İzmir'de. Karşıyaka'da evet. Jazz Kitchen diye bir yer. Ben de burada önceden staj yapmıştım. Yani bildiğim bir yer. Ne söylediğimizde de Gökçe önce ben söyleyeyim. Evet. Şuradan bakayım da tam menüler burada mevsime göre değişiyor Gökçe bu arada. Aa, çok güzel. Evet, ona göre tam doğrusunu söyleyeyim. 2 adet dana tandırlı füme jambonlu ve mantarlı makarna söyledik. Şöyle, gerçekten çok güzel gözüküyor. Bakın şöyle gözüküyor. Yakından da göstereyim. 1 adet de Gökçe. Hemen ona da bakıyorum. Just meatball. Evet. O da burada. Bakın şöyle. Bu arada biz hiç sabah kahvaltı da yapmadık. Evet. Saat şu an 3 çeyrek geçiyor. Gerçekten yemek için sabırsızlanıyorum. Just meatball'da mozzarella peyniri, köz patlıcan beğendi yatağında kabak çekirdekli köfte topları, maş fasulyesi piyazı varmış. Gerçekten çok lezzetli gözüküyor. O zaman biz deneyelim. Başlayalım. Önce ben makarnadan başlayacağım. Ben de. Bu videomuzda Gökçe size doğal taşları anlatacak. Aynen. Doğal taşlarını getirdik. Artık nasıl bir video olacak? Hep beraber yaşayıp göreceğiz. Nasıl? Harika. Şu üstündekiler mantar mı? Evet, mantar olabilir. Bakın şöyle. Ben normalde mantar pek sevmiyorum ama böyle makarnada falan güzel oluyor. Güzel. Şimdi köfte ve patlıcandan deneyeyim. Şöyle. Anladım. Bu köftesi, şu altındaki de mozzarella peynirli patlıcan. Köz patlıcan. Ben de ondan denemek istiyorum. Çok lezzetli. Patlıcanın tabii kendi bir tuzu var. Bana çok az tuzlu ama rahatsız et. Ben çok fazla tuz yemiyorum. Ama senin için ben çok ideal olduğunu düşünüyorum. Biz tuzu çünkü bayağı azalttık. Evet. Ondan bana da çok hafif biraz tuzlu. Sen de mi çok hafif tuzu geldi? Ama tuz seven için evet, sıkıntı ideal. Yok. Bunlardan da dönelim. Şunu unuttum ya. Sen hatırlıyor musun Gökçe? Bir daha bakayım. Yalnız bu bayağı güzel bir şeye benziyor. Evet. Sanki patates bu. Kıtır ekmek gibi ben. Şöyle. Ben şimdi sana hemen söyleyeyim onun ne olduğunu.
Patates. Çok güzel. Evet, patates salatası. Bu patates salatası ben çalıştığım zaman farklıydı. O yüzden değişmiş. Buradan kıtır ekmek gibi gözüküyor. Çok 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 iyi. Değil mi? Çok lezzetli. Bu da maş fasulyeli salata. Maş. Ben böyle salataları çok seviyorum çok gerçekten. Mosmor bir rengi var. Çok güzel değil mi? Süper. Dediğim kadar varmış. Bunları yedikten sonra kahvemizi içeriz. Evet, ondan sonra Gökçe doğal taşları anlatacak. Aynen. Ben de bakın dün zaten dün göstermiştik Gökçe. Yine göstereyim. Böyle bir şey aldım. Yanına da şundan aldım. Bununla bir tane ev yapmaya çalışacağım. Gökçe doğal taşları anlatırken. Biz bunları yemeye devam edelim. Ondan sonra da kahveden yaparız. Peru. Yanında kurabiyelerimiz eşili ve doğal taşlarla. Devam ederiz. Aynen. O zaman biz bunları yiyelim, ondan sonra devam edelim. Evet, geri geldik. Yemeği yedik, Gökçe kahveyi yaptık. Kahvenin bir tadına bakalım mı? Tamam. Güzel. Yani şeker koymadık. Evet ama böyle de güzel. Hı-hı. Ben önce şöyle başlayayım diyorum. Dün Ikea'dan aldığımız şeylerden. Hı-hı. Kurabiyelerle. Yalnız bizim şu kurabiyemiz önceden vardı. Evet, dün de söylemiştik bu var diye. Böyle güzel. Yani... Hazır bunu gösterelim. Bakın şöyle. Toplamda kaç? Kaç tane İki... var? Toplamda 5 çeşit var ama... Şu üstü zaten üstünde toz şeker olanların tadı aynı. Biz bunları önceden tattığımız için biliyoruz. Yani güzel şeye benziyor. Halley'in hani ne derler, kurabiyesi var ya üstü şekerli, onun gibi. Bilmiyorum ama. Halley değil, pardon, High Life vardı eskiden. Hala var mı? Mavi hani üstü jelatinli. Yok, ben hatırlamıyorum. Bizim aynı. Jenerasyonda yok. Aynı onun tadında, çok güzel. Güzel ama bence... Ya tamam, mesela bunu... Çok da beğenmedim öyle. Şey, bir de bunların fiyatları gerçekten biraz pahalı. Değil mi? Hı hı. Yaklaşık olarak bu 54 TL miydi? Ciddi misin, o kadar? Ya 42 ya 50 civarı bir şeydi yani. Şöyle üstündeki Noel Baba detayı güzel. Bunu da kurabiyede yedikten sonra... Kutusunu saklayacağız. Ya tadı hakkında ben beğendim. Ama öyle çok da gidip de bir daha mesela herhalde yemem. Yani böyle bir yılbaşında işte. Evet. Hoşluk olsun diye. Şimdi... Şunu en sona bırakmak istiyorum. Tamam. Bu benim en çok beğendiğim buydu, oldu çünkü bakın böyle. Bunu şeyde yapacağız. Şurada mum da var. Yokça mum da getirdik. Bunu böyle yok, ev yapacağız. Nasıl olacak? O zaman ben biraz da doğal taşlara geçeyim. Tamam. Kurabiyeleri birdenbire bitirmeyelim. Tamam. Hangisinden başlayayım? Şeylerden. Şöyle başlayayım ben. Şimdi bu doğal taşların bir değerli taşlar var. Bu değerli taşlar elmas, yakut, safir ve zümrütmüş. Şöyle şu taş yakut diye geçiyor. Ama tabii ki de bu yakutun çok değerli olan şeyinden değil. Yani bu büyük ihtimalle birazcık yakutun hafif değersiz kısımlarından olabilir. Çünkü... Yani ucuzdu. Normalde onların mesela fiyat bilgilerini hatırlıyor musun? Bize verebilecek misin bu videoda? Ya bu gümüş. Ben bunu bakayım. 80 TL miydi? Öyle bir şey almıştım. Güzel güzel gözüküyor yani. Ben bir güzel. Bayanın elinde görsem. Aynen. Şöyle bakın. Hoşuma gider. Bu şey yakut taşı özellikle Hindistan'da bayağı değer verilen bir taşmış. Oradakiler. Evet. Aynen. Ondan sonra... Şeyi kaçırdım ben ya, affedersin. Telefonuma bakıyordum da. Neye iyi geldiğini ondan bahsettim. Ben şimdi şöyle diyeyim. Bu yakut, şu da zümrüt. Zümrüt değişir. Tabii bu da o en değerli olan kısmından değil.
Ama benim hoşuma gidiyor. Tamam. Sana hiç almadık mı elde? Yok, olsun. Bir de şu var, onu da göstereyim. Şuradaki ince olanlar, şunlar, bunlar da safir. Şu yani üçü öyle bir kategoride. Değerli taşlar diye. Değerli taş bir de ekstra anladım. Olarak elmas var. Bunların özelliği, bunlar sadakat taşımış. Yani o. Tabii bir sürü özelliği var da ben çok fazla internetten araştırdım, hep baktım. En aklımda kalanları söyleyeceğim. Hani siz almak isterseniz almadan önce mutlaka araştırın. Evet. Hani yanlış da söyleyebilirim arada, bilemiyorum. Ya bence hani şey, ben şey diye düşünüyorum. Gözüne güzel gelen, evet, takmayı sevdiğin, ki şöyle bakınca hepsi şık gözüküyor. Güzel gözüküyor. Evet. Başka ne anlatayım? Şunu söyleyeyim. Bu gördüğünüz de lapis lazuli taşı. Bu taş da gerçekten mavisi çok güzel ve bunu özellikle iş görüşmelerinde ya da başka hani etkilemek istediğiniz birisi varsa onun yanına giderken takarsanız gerçekten öyle konuşma anında karşıyı etkileme özelliği varmış. Ciddi misin? Böyle bir özelliği var. Öyle yani. Parlament mavisi gibi güzel. Evet, gerçekten güzel. Çok güzel. Yani böyle konuşmayla ilgili, kendinizi ifade etmek istemekle ilgili daha doğrusu onu şey yapıyormuş. Bu da böyle. Ondan sonra şu turmalin. Bu da gerçekten renk renk çok güzel. Turmalin de denge taşı olarak geçiyor. Yani hayatta dengede olmak istersen. Ben bunu şey, renklerini çok sevdiğim için almıştım. Sonra kaplan gözü. Kaplan gözü zaten adı üstünde, kaplan. Güç ve cesaret. Bu yönden şey, evet, olumlu özellikleri var. Bunda eskiden galiba Osmanlı'da falan da kullanılan bir taşmış bu arada. Böyle. Son olarak da şeyi göstereyim. Sonra kurabiyeleri geçelim. Ama şey, doğal taşlarımız bitmiyor. Bakın daha burada da var. Bu da güneş taşı. Güneş taşı da tabii enerji veriyor. Yani yaşam enerjisi. Yaşam enerjisi. Evet, bu da böyle süper, bir güzel bir taş. Tamam, o zaman kurabiyelerden mi devam edelim? Olur, öyle yapalım. Şunu kenara alayım. Evet, şu... o en önemlisi. Evet, şu ev yapmayı bir açalım. Ben hem kenarda evi yapayım, sen doğal taşları anlatırken. Benim bilmediğim bir konu ya doğal taşlar. Pek katkı burada bulmam lazım. Olsun. Ben de öğrenmiş oluyorum. Evet. Bakın böyle bir kutu var. Şöyle atayım. O bayağı büyük. Şöyle atayım. Şunu koyayım. Kahvemizden geçelim. Evet, bakın. Güzel kokuyor, baksana. Aa, çok güzel. Böyle tarçınlı. Harika, sanırım evet, tarçınlı bu. Tarçınlı kokuyor. Şöyle ben bunların hepsini önce kenara alayım. Bunun şeyi var. Aa. İnanmıyorum. Bakın evimiz yıkıldı. Aman. Nasıl yapacağız? Evimiz yıkıldı. Allah. Bu ya, evimizin neresiydi? Pencereleri yok ama şu an. Boyu büyükler. Hırsız girecek evimize. Neyse, ben yine de yapmaya çalışayım. Aa. Ne yapayım bilemedim ki. Bir de bunun yapma şeyi var mı? Neye göre yapıyorsun? Yani benim tahminimce şöyle bir şey çıkartmamız gerekiyor. Bak içinde var. Aç. Aa. İçinde göstermişler. Şöyle şuradan yırtayım mı? Ama iyi de bu böyle dengede olmasa nasıl yapacağım? Bunu bir geri iadeye götürelim mi? Yok. Yıkıldım şunu. Evet, bak. Bayağı kapsamlı anlatmışlar yalnız. Evet ya, Ikea normal değil mi? Aynen. Dur ya, şunu şöyle koyayım. Evet, orada yapadursun. Tamam, evet, ben bunu burada yapmaya çalışayım. Şey, desteğe ihtiyacım olursa seni rahatsız ederim. Biraz daha geriye alayım. Ha, sen oradan bak. Tamam. Bu arada ben taşlara devam edeyim. Şu ay taşı olarak geçiyor. Böyle içi yansımalı, mavi yansımaları var. Bunun genelde beyaz tonları da var. Bu da özellikle kadın hastalıkları, yani kadınlara özgü hastalıklarda böyle bir faydalı bir taşmış. Evet, değişik. Doğurganlıkla falan ilgiliymiş galiba. Ha. Evet, değişik bir taş. Ay taşı. Ondan sonra şu labradorit taşı. Bu taşı ben ilk gördüğümde hiç beğenmemiştim açıkçası. Hep böyle internette karşıma çıkınca geçmişti. Ama sonra kendini çekmeye başladı. Daha doğrusu beni çekmeye başladı. bu taşın 6. hisle alakalı olduğu söyleniyor. Yani böyle insanın hissiyatını güçlendiriyormuş. 3. gözünü açmasına yardımcı oluyormuş. Böyle değişik bir taş. Büyük bir taşmış. Aynen. Ama tabii farklı küçükleri de var da bunun böyle içi de yansımalı ve böyle kuzey ışıklarını andırdığını
söylenim. Kuzey ışıklarını andırıyormuş. Aynen. Gerçekten çok güzel bir taş. Yani bunu kullanmaya başlarsanız büyük ihtimalle vazgeçemezsiniz. Onu delmen lazım. Delmem lazım. Aynen. Şunlar yok. İçinde yok. Yoktu. Bu da şöyle mor renkli ametist taşı olarak geçiyor. Ben bu taşı özellikle radyasyona karşı etkili olduğunu duydum. O yüzden aldım. Yani... Evet. Bunun da öyle bir şey. Bir gün eğer biliyorsunuz biz normalde gezi videosu çekiyoruz. Çernobil'e gidersek orada takarız. Ama evde de bir sürü şey var. Şunlar kehribar. Kehribara özellikle bebeklere takıyorlar. Kolye olarak. Onların böyle rahat uyumasını sağlıyormuş. Ama ben nedense küçük çocuklara böyle boncuk falan takılınca bir tedirgin oluyorum. Hep böyle koparacaklarmış gibi geliyor falan. Onlar çok... Şey yani. Takmıyor daha iyi. Ne bileyim. Ama takanlar da var yani. Bu arada bunun kıvamı bakın böyle sert. Ben çikolata gibi bir şey bekliyordum. Baksana. Bu ne ki? Bu yenecek bir şey olduğunu düşünüyorum ya. Dur. Hank. Araya şey yapmak için sıva. Bir deneyeyim mi dalım? Yeme yiyeceğiz. Şeyle yap. Bu yenen bir şey mi sence? Bak, ne bileyim. Sen neden yedin ben anlamadım böyle, ki. Abi Doktor Ötken'i ya. Doktor Ötken bence... Sıva falan yapmaz değil mi? Neyse devam yani, edeyim. Sen de devam et istiyorsun. Kötü bir tadı var ama. Evet. Ondan sonra başka ne taşıma? Ya şey şu rubizoy taşı diye bir taş ama ben şimdi bunun özelliğini hatırlayamıyorum. Bunu ben... Nasıl hatırlayamıyorsun? Ya ben onun görüntüsünü sevdim aldım öyle. Ben taşlarımı şöyle geri koyayım bir kısmını. Aa şu var. Şu turkuaz taşı. Bu gerçekten çok çok güzel bir taş. Bu da nazara karşı etkili. Şu da şans taşı. Aventurin diye geçiyor. Yeşil. Bana olur artık. Gerçekten yani yapmasın sanki daha iyi. Çiçeği yapamıyorum. Niye yapamadım? Sanki yıl sonunda bir ev olmuş. Neyse sen uğraş ben anlatayım. Nasıl ya? Şu sitrin taşı. Bu tüccar taşı olarak da geçiyor. Bu tamamen para ve bereketle ilgili bir taş. Çok güzel. Ondan sonra şöyle şu hematit. Bu da neydi bunun adı? Terahertz olması lazım. Bu insan yapımıymış. Doğal değil. Ama bu doğal. Yani ikisi birbirine çok karışıyor. Laflarımı tanıdık. Şu terahertz titreşim yayıyor. Nasıl yani? Ya bilmiyorum. Öyle insanlar yapmış. Şu da hematit de. Bu da genellikle kanla ilgili olan sorunlara iyi geliyormuş. Ama bunu kan taşıyla karıştırmamak gerek. İkisi farklı taşlar. Ha, bir de kan taşı diye bir taş da var ama ikisi farklı. Bu çoğu şeyin galiba taşı var. Var evet. Yani bak mesela benim de arkadaşlarda bak. Aa evet bugün bu da hematit taktı. Hematit taktı. Aynen. İyi geliyor diye. Şu akik taşı. Bu akik de ben yine nazara karşı diyebiliyorum. Süper. Aynen. Şu karnalya. Bunu bilmiyorum. Bu bana aldığım takıların yanında hediye geldi ama gerçekten çok güzel bir taş. Şöyle bana yeni hurma gibi şey var ya yiyecek. Onun gibi geldi. Güzel. Sonra bir de şöyle bir bilekliğim var. Bunda şu ilk iki taş florit taşı. Bu da konsantrasyonu sağlıyormuş. Şu yandaki ikili maviler de gördüğünüz gibi rengi çok güzel. Amazonit taşı. Bunlar da yine dinginlik veriyor ve şu üçü pembe kuvars diye geçiyor. Bu da aşk ve sevgi taşı. Ben evi yemeye başladım. Niye öyle bir şey yaptın? Boşuna mı aldın? Olacak gibi değil. Zaten yıkık ya bak. Ya. Depreme. Arkadaşlar imar izni çıkmadı. Yok yani bu da garip bir tutmuyor ki. Deniyorum kaç dakikadır. Aynen. Sıkamadım bile yani. Bu tadı çok güzel. Densene. Şey ondan ben şunlardan deneyeyim önce. Ha. Bu arada en son yani son taşı şunu özellikle en sona sakladım. Bunu birazdan anlatacağım. Tamam. Elmalı kurabiyeyi mi deneyelim yoksa yaban mersinli olanı mı? Önce elmalıyı deneyelim. Tamam. Kahvemiz bitti onu taze edelim evet. Dedik. Yalnız bu arada kahve gerçekten güzel olmuş. Hoşuma gitti. Aa evet neredeki şeyi onu? Şurada. Şurada. Ha. Dünya kahveleri Peru diye geçiyor. Evet Maremosso öyle mi? Ha şu ya şurada yazıyor.
Maremosso diye. Muhteşem bir koku geliyor. Bakayım. Yalnız. Gerçekten İnanılmaz. Çok güzel. Yani eğer bu güzelse en azından verdiğiniz parayı etmiş. Evet. Ya ev için ben bayağı üzüldüm. Evet. Yok bak onlarla etkisini aynen, çıkamadı. Çünkü ev pahalıydı bayağı. Hani hem pahalısı hem de yapmak istiyorum. Hem de istiyordum. Mesela bunlar da evin normalde süsleri evet. olacak. Bu şey elma kurabiye 29 TL'ydi yanlış hatırlamıyorum. Şunun üzerine bir dondurma istedim. Yalnız gerçekten çok güzel. Bir bakayım hemen. Çok lezzetli. Değil mi? Kanka evde yapılan elmalı turtalar süper, olur ya. Süper gerçekten süper. Ben bu kadar beklemiyordum. Evet. Bak bu. IKEA'da satılıyor. Fiyatı ne kadardı? Çok pahalı değildi. Yani. 29 olması lazım. Hı, 29 lira. Bak şimdi aynısı ne yapacağım biliyor musun? Demlenmiş midir sence? 3 dakika falan oldu galiba. Olmuştur o zaman değil mi? Ne yapacağım biliyor musun şimdi? Batıracaksın. Batırmayacağım. Bunu tek seferde ağzıma atacağım. Sonra bunu ağzımda kahveyle ıslatacağım, yiyeceğim. Şöyle Peru kahvemizi yudumlayalım. Gökçe, Peru Ant Dağları var biliyorsun. O yüzden kahvesi meşhur Peru'nun. Güney Amerika'nın Kolombiya. Elmalı kurabiyemiz Peru. Ah ha. Ne nasıl kahve? Bilmem yok mu? Ne bence çok güzel. Biraz şey. Çok güzel, çok beğendim. Aa, şey yapalım mı? Puan verelim mi mesela? Eve 0 puan veriyorum. Ben evi denemedim tadını. Hmm, tadı kötü değil. Yani fena sayılmaz. Ama yapmak falan bilmiyorum. Hoşuma gitmedi. Buna 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Bir puanı da hani daha mükemmel şey yerim diye ona ayırıyorum. Sen kaç veriyorsun? Bence de sanki 9'u hak ediyor. 9'u hak ediyor evet. değil mi? Çünkü böyle hiç yumuşamamış, kıtır kıtır, çok güzel, taze. Bu? Blueberry. Yaban mersini ve Hindistan cevizi olarak geçiyorum. Ya ikisi nasıl olacak merak ediyorum. Ben biliyor musun? De. Bakalım güzel bir şey olacak mı? Bunu sen şey jelatinle tamam, açabilir misin? Tamam jelatinle açayım. Gökçe bu arada 2022'nin arkadaşlar taşı olacak bu. Bakın kaçırmayın. Bunu en sona bıraktım özellikle. Evet. Bu da yine benim takip ettiğim sayfalardan birinde doğal taşlarla ilgili bir sayfada orada 2022'de özellikle dönüşüm yaşamak isteyenler 2022'yi kendi lehine çevirmek isteyenlerin mutlaka eve takması gerekli bir taş olduğu yazıyordu. Ve ben hani birçok sayfada gördüm. Gerçekten de malakit taşını kullananlar bayağı memnunlar bu taştan. O yüzden 2022'ye ben de bir güzel taşla gireyim şöyle. Abla sonunda anlatacaktık her şeyi anlattım. Farkında mısın? Olsun. Sonuç olarak bu taş böyle çok benim de gerçekten çok sevdiğim bir taş. Siz de eğer hani isterseniz bu taştan alabilirsiniz. Çok güzel. Evet. Blueberry. Açtık. Şimdi diğerinin bakın arkadaşlar aynısı çıktı. Bunda da yine 5. Zaten kutuları falan. Bu arada bu kutuları saklayacağım tabii. Evet, Gökçe bunları kesin onu diyecektim. Saklar, kullanırız. İçine takı toka. Evet. O zaman heyecanlıyım. Hadi afiyet olsun. Bir önce sen denir. Galiba ben kokusundan sanki sana böyle şey yapmadım. Seninle özdeşleştiremedim bunu. Ha? Bu sert. Çok sert bu ya. O... Bunun gibi değil yani. Değil mi? Ben beğenmedim bunu arkadaşlar. Çünkü yaban mersinleri herhalde kuru. Kuru meyve gibi. Evet kuru meyve büyük ihtimal hani dondurulmuş zaten işte. Yok ben de bunu tek benden geçen not almadı. Bir tane daha yiyelim bence yemeyelim. Yok ben bunu artık yıl içine bölerim. Aynen. Bir bunlar şey... Bu arada bunlar bayatlamıyor da kolay kolay böyle saklarsanız uzun süre gidiyor. Biz bir yerden söylüyorduk Gökçe. Neresiydi orası? Nasıl? Bozcaada diyeceğim. Değil evet. mi? Kurabiyesi. Keşke ondan da getirseydik. Efe badem. Oranınki çok lezzetliydi. Bu arada şeyimiz duruyor. Bunu ben pek beğenmedim açıkçası. Ben de beğenmedim. Bunu eliyorum. Şeyden değil bu arada. Yaban mersininden kaynaklı değil. Yani kurabiyenin dokusunu beğenmedik. Evet. Sert. Buna gelmeden önce Tutti Frutti.
Bunu evimiz için almıştık. Üstüne yapıştıracaktık evet. Ama evimiz hasar gördü. Bu arkadaşlar Made in Finlandiya sanırım. Evet. Helsinki'de yapılmış. Gökçe'ye tadına bakalım. Böyle şekerlemeleri severim. Dükkanda yerdim. Ben de ama sonradan çok fazla yememeye başladım. Evet ya, içinde bin bir tane şey var. Aynen. Glikozdur, glikozdur. Mahvettin. Şöyle. Çok güzel. Aa, renkler. Renk renk ama çok sert. Bakalım tadı nasıl olacak. Bu var ya, diş kırar. Şu armut gibi. Nasıl kokuyor? Değil. Aa, çok harika kokuyor. Çok değişik. Sen acemi. Böyle mi? Çok sert gibi yani. Hmm, değil mi? Çok güzel. Harika. Aa. Bayıldım. Aaa. İnanılmaz yumuşuyor. Ver, yumuşuyor yok. Çok ilginç. Çok güzel. Dala bak. Ne yap, düşme yapışıyor. Kısaca. İyi misin? Boğazımı kaçtı. Abi. Bunu yerken dikkat edin. Güzel. Çok güzel ama. Beğendim. İçi de bayağı bol. Biliyor musun? Yok, bana bir tane yeter. Buna arkadaşlar hemen puan verelim. Unuttuk puanı. Buna ben, 5, 6 belki. Yok ya, ben buna 3 falan. Hadi. Nefret ettin o zaman sen bunu. Ya ben gidip de almam açıkçası. Ama şu güzel, şu Noel babalı. Bu iyiydi. Bu hoş bir tadı. Buna ben 7 veriyorum ya. Yok, ben buna sanki 6 verdim. Ha, o kadar yükselmedi. Ya, yani çok, ilk önce çok beğendim, sonra çok aşırı beğendim. Ben biraz fazla yedim, bir de beni evet, iyice baydı. Evet, biraz bayıyor. Yok bak, şeker kovasına girdi galiba. Bir an şunları ağzına attı. Şu an bitti. Bütün dişlerime falan yapıştı ya. Evet, yok. Var, bir, bunlar bizi geçmiş artık. Evet, yükselmedim. Dınıt dınıt, işte şey. Şimdi buna geleceğiz ama bundan hemen önce size bir şey göstermek istiyorum. Şeylerim. Bu Gökçe size tabii daha detaylı bilgi verecek. Bereket. Evet, yani bunun hani bir bilgisi yok. Bereket bu. Şey, resim. Şurada komik senin... bir 100 dolar var. Hep görünce gülüyorum. Aynen. Bunlar şeyden aldım. Hello Melody. Hello Melody. Evet. Gökberk'in anlatmak istediği şey galiba Grigori Grabovoi, eğer yanlış telaffuz etmiyorsam, onun sayıları 5-2-0-7-7-7. Bu şans 7-7-7, mucizeler benimle demek. Evet. 5-2-0 da beklenmedik yerden para. Benim en sevdiğim. Aynen. Bu sayıları da hani yine merak ederseniz internetten bakabilirsiniz. Bayağı bununla ilgili evet, evet, videolar. Hatta var. Benim bir tane şey, bazı videolarımda bileklik olarak takıyorum. Aa evet. Marmaris Aksal videosunda var. Onda da yine sayılar yazıyor. Genel sağlık şifa sayısı var. 3-3-9-6-8-1-5. Sonra ne var? 5-1-9-7-1-4-8. Her şey mümkün. Her şey. Sayıların gücü. Aynen. Her şey var. Evet, şu üstü güzel açayım ama ya. Evet. Biraz yapış yapış oldu ama. Niye böyle oldu? O zamanla geçer. Yanlış açmadım herhalde. İyi oldu. Şurada zaten göstermişler. Candle tin. İnce bakın. Bir mum. Önce kurabiyesinin tadına bakalım. Hı. Tabii kurabiyesi de önemli. Sonuçta biz onu... Süper ama böyle şunun içinde. Aynen. Direkt bakın üstü ortaya şu. Çıktı. Evet. Birazdan... Burada bir bant var, neyse onu bakayım içine. Bakın içini. İçini göster. İçi de böyle bomboş. Şimdi biz evet. Buraya şu mumu sığarma. Şöyle bir önüne bakayım. Evet, çok rahat sığarıyor. Birazdan yapacağız şimdi mumu gelin. Bu kurabiye bu arada bitter çikolata parçacıklı kurabiye. Göstereyim mi? Şöyle minnoş. Ama öyle göstermiyordu. Küçücük. Kocaman gösteriyordu. Yok, bence böyle daha sevimli. Tamam, hemen deneyelim. Tamam, deneyelim. Şöyle ben ikili alıyorum. Bu bayağı ufak ya. Çok beğenmedim yine. Ben ikinci kurabiyelerini pek beğenmiyorum. Demek böyle... Ya fena değil. Bence bu yaban mersininden daha güzel. Evet ama... Ama... Subway'in mesela çikolata parçacıklı var ya.
Ikea'nın bence kurabiyeleri biraz böyle hafif yapay bir tadı var değil mi? Şimdi söyleyecektim. Evet. Evet, yapay olduğu çok belli. Herhalde uzun süre idare etsin diye artık içine ne katkı maddeleri koyuyorlar. Yani bence daha çok insanlar büyük ihtimalle bunu kutular için alıyor olabilirler. Evet. Bizim gibi. Evet, aynen, direkt şu kutu için al. Evet. Ben şey yapayım. Bu arada Ikea'nın zencefilli kurabiyesi vardı. Böyle hani kutusu falan yok. Direkt kurabiye. O çok lezzetliydi. Ama ya, onu ben göremedim. Görseydim ondan da alacaktım. Onu hatırlamıyorum ben. Onu ben nasıl içine koyacağım? Allah. Ne oldu? Teneke yan mı? Yok artık. Yanar mı? Ne bileyim. Hemen gösterelim, söndürelim. Saçmalama, teneke falan yanmaz bence. Arkadaşlarım. Gerçekten ay, mükemmel oldu yalnız. Şimdi ışığı da kapatacağım. Ben böyle beklemiyordum. İnanılmaz güzel oldu. Ay, elim yandı. Abla saf mısın? Yanlı yanıyor mu? Aa. Sıcak, bak bence üfleyelim. Biz üstü açsa mıydık acaba? Üst kapı açık bir dakika. Yanıyor, yanık kokuyor abla. Bir şey yanıyor biliyor musun? Bakın. Dumanları görüyor musunuz? Dumanlar ben çıkıyor. Sana dedim. İnanılmaz. Niye? Yanıyoruz galiba. Biz hemen şimdi şu halledelim. Kağıdı yanıyor büyük ihtimalle. Şunu bir açalım. Küçük zaten. Küçük mum diyordu. Bizimki de ev gibi. Öf. İçindeki jelatinleri çıkarmadık ya. Arkadaşlar bir şeyler yandı falan. Ama siz genel olarak gördüğünüzü düşünüyorum. Şu mu yandı sence? Jelatini galiba. Aa. Sen kağıtları tabii şey yaptın. Evet, bakın arkadaşlar burada kağıdı var. Bu kağıdı çıkartmanız gerekiyor. Tabii ki de. Yani aceleci olduğu için biraz. Olsun, göstermiş olduk. Aynen. Güzel oldu. Bak buraya yapışıyor, yapma. Şöyle açımız da bozuldu ama. Türkçesi var mı? Türkçe yazmamışlar. Büyük ihtimal bu kağıtları falan sökmek gerekir. Ondan sonra koymak gerekir. Zaten bak diyor ki sadece diyor şu küçüklerden kullanın. Bizimki dev gibi bir de. Evet. Yani. Doğru. Siz arkadaşlar böyle bir hata yapmayın. Şöyle şuradaki gözüken miniklerden kullanın. Evet. Biz size gösterelim diye yaptık. Tamam. Bunu da hallettik. Başka Gökçe yiyecek, içecek, anlatacak kaşımız, herhangi bir şeyimiz kaldı mı? Bugün bayağı yedik içtik Gökçe. Bir şeyler aynen yedik içtik. Gökçe doğal taşlarından bahsetti. Aslında videoyu İzmir'in sokak lezzetleri evet olarak yapacaktık. Ama burada hava yağışlı. Karanlıktı. Evet, çok fazla omikron çok fazla evet, arttı çok sayılar. Fazla. O yüzden de biraz tırstık. O yüzden böyle bir video çektik. Bence eğlenceli oldu. Aynen. Umarım siz de keyif almışsınız. Bir sonraki videoda büyük ihtimal bir yerlerde yine gezmeye devam evet, ederiz. Evet inşallah. 2022'de şimdiden. Evet, mutlu yıllar diliyoruz. Evet, sağlık mutluluk getirsin. Onun dışında benim ekleyecek bir şeyim yok. Benim de yok. O zaman. Cheers. Arkadaşlar Gökberk bu kağıdı çıkarmadığı için yanık kokusu buradan geliyor. En tepesinde şöyle bu kağıt var. Mutlaka onu yakmadan önce çıkartın. Gösterelim. Şöyle bir boşluk oluyor. Bu şekilde. Çok güzel orada. Çok güzel bir. Evet. O zaman görüşürüz.